Hocam size bir sorum var. Cennette eşler arasında kıskançlık olacak mı? Çok teşekkür ediyorum. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ Cennete dünya hayatındaki nefret gibi duygularla dolu olanlar Hazreti Ali bu ayeti kerimeyi efendim Cemel vakasından sonra okumuştur. Düşmanlar birbirlerinin dostu olup karşılıklı efendim koltuklarda oturacaklar. Ara sururin mütekabilin. Karşılıklı olarak oturacaklar. Dünyadaki kin, düşmanlık ahirette yok. Ahirette dünyadaki kinle ve nefret niye oluyor? Nefsanilikten dolayı, kötü nefisten oluyor, şeytandan oluyor. Cennete nefis, şeytan giremeyecek. Kötü nefis cennete giremeyecek. Onun için de kötülük olmayacak. Peki kıskançlık olacak mı? Kıskançlığa gerektirecek bir şey olmayacak ki. Kim ne arzu ediyorsa zaten bulacak. Kim ne arzu ediyorsa düşündüğü anda yanında bulacak. Bir kadın çocuk arzu etti, hamile kalmasıyla doğurması diyelim ki bir saatte olacak. Sırf çocuk zevkini tatsın diye ona hemen verilecek. Mesela bir insan bir yerden girecek, diyecek ki keşke bu kadar uzun boylu olaydım mesela. Hemen anında uzun boylu olacak. Bu bir kıskançlık değil. Bu bir temenni ve arzular. Arzular cennete ötelenmeyecek, ertelenmeyecek. Neyi arzu ediyorsan, telezzüz ettiğiniz her şey orada mevcut. Yani lezzetini duymak istediğiniz, tatmak istediğiniz, dokunmak istediğiniz ne varsa hepsi orada önünüzde olacaktır. Cennette bu nedenle kıskançlık yok, cennette kin yok, nefret yok. Kişi hanımıyla beraber olacak ve hanımını dünyanın en güzeli olarak görecek. Çünkü bakış tarzları değişecek. Formatlanacak insanlar. Formatlanacak. Bilgisayar bozulursa formatlıyorlar, yeniden düzenleniyor. İnsan da öyle formatlanacak, yeniden dizayn edilecek. Cennette arzu ettiği her şeyi bulacak. Efendim, dostlarını bulacak, anasını bulacak, babasını bulacak, kardeşini bulacak. Biri bir şey arzu etti, öteki de aynı şeyi arzu etti. Birbirinden habersiz. İkisine de aynı şekilde verilecek. Bugün hani kopyalanma falan diyorlar ya insanlar. Aynıyla kopyalanacak belki insan, belki. Yani bir insanda bulduğunuz her şeyi öteki insanda aynıyla bulacaksınız. Kısacası cennette yok, yoktur. Cennete ibadet de yoktur. Cennete uyku da yoktur. Niçin uyku yok hocam? Uykuyla geçirecek vakit yok. Çünkü uyku bir yorgunluğun ve gecenin bir neticesidir. Ama cennete böyle şeyler söz konusu olmayacak inşallah. Yeter ki oraya girmeyi becerelim ve başaralım.